CHP il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Başkan Muzaffer Mavuk bir soru üzerine CHP merkez ilçenin şu anda düşmüş olduğunu söyledi. Tüzüğün çok açık ve net olduğunu belirten Başkan Mavuk, takdir MYK'nındır dedi. Düştü mü düşmedi mi diye bir şey yok. Ben hukukçuyum, hukukçu olmaya da gerek yok. Tüzüğü okursanız şu anda düşmüş durumda. Şu anda düşmüş durumda. Aynı tüzük şunu diyor. Bu konuda yetkili olan genel merkezdir. MYK'dır. Takdir onlarındır. Yani o konuda bir yorum yapmam mümkün değil. Tüzük çok açık ve net. İlk, yani yönetim kurulunun bir altına düşerse normal yönetim kurulu. Ne dil diyelim? Balıkesir'de 20 il yönetim kurulu. Eğer bu 19'a düşerse bu yönetim düşer. Bu ilçe de aynı, il yönetimi de aynı. Bunu yorumlamaya şu yok şöyle olur, yok seçimle gelirse böyle de, seçimsiz atamayla gelirse böyle de. Ya yorum, ya öyle bir yorum yapmanın anlamı yok. Varsa öyle bir şey yazardı. Atamayla gelenler yarıya kadar, eksilinceye kadar göreve devam eder. Böyle bir tüzüğün veya yönetmeliklerin hiçbirinde. Ben 31 yıllık avukatım. Ben de biraz yorum yapıyorum. İyi de yorum yaparım. O konuda tecrübeme de güveniyorum. Öyle bir yoruma yer yok. Sayın seyirciler, polis gücü boks takımının sporcularından Ümühan Bulut Türkiye şampiyonu, Aslıhan Utku ise 75 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Vali Yılmaz Arslan, Emniyet Müdürlüğü'nün yeteneksizden destek bizden projesinden çıkan sporcuları makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Ömer Aydın'ın da bulunduğu törende Vali Yılmaz Arslan sporculara altın hediye etti. Balıkesir polis gücü boks takımının Türkiye şampiyonu olan sporcusu Ümühan Bulut ve 75 kiloda Türkiye üçüncüsü olan sporcusu Aslan Utku, 2012 yılı Türkiye Boks Federasyonu'nun 3-9 Ocak tarihlerinde düzenlediği Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda aldıkları ödüllerle birlikte Vali Yılmaz Arslan'ı ziyaret etti. Vali Yılmaz Arslan, boks milli takımına çağrılan Ümühan Bulut'la Türkiye üçüncüsü Aslan Utku'yu altınla ödüllendirirken başarılarının devamını diledi. Ya güzel bir şey ya. Üçüncü oldu. Masanın yanında bulundular. Bazen müdürler yaramazsın mı? Gazeteciler ya, müdürler yani. Bu şey değil, spor olduğu için şey sayılmaz. Şiddet sayılmaz. Masa spor yapıyor. Spor yani. Sonuçta nasıl gidiyorsun, temiz oynuyorsun. Değil mi? Pahalı mı bu ekranı? Pahalı sayı pahalı sayı. Yok ya. Ne biliyorsun? Lösel İdaresi'nden sağlıklı bir tane kalkışmalar lazım. Valilikteki ödül törenine sporcuları ile birlikte gelen antrenör Resul Çiftçi de sporcularına güvendiğini, Ümühan ve Aslıhan'ın boksta çok iyi yerlere gideceğine inandığını söyledi. Valilikteki ödül töreninde İl Emniyet Müdürü Ömer Aydın da hazır bulundu. Peki Avrupa Şampiyonası'nda derece gelince ne yapacağız şimdi Aralık ayı içinde kongreler sürecine girilen MHP'de merkez ilçe delege seçimleri başladı. Mahalle delegelerinin belirleneceği seçimler Cuma günü sona erecek. KRT Haber, MHP merkez ilçe binasında başlayan delege seçimleriyle ilgili izlenimleri görüntüledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde mahalle delege seçimleri merkez ilçe binasında başladı. 40 mahallenin delegelerinin belirleneceği seçimler Cuma günü saat 17'ye kadar devam edecek. MHP İl Başkanı Mehmet Duran ve Merkez İlçe Başkanı Bayram Çılgın seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre süreci Aralık ayı içerisinde başladı. Geçen hafta itibariyle, pazar günü itibariyle 10 tane ilçemizin kongrelerini yaptık. Bugün ise 4 gün süreyle merkez ilçe başkanlığımızda arkadaşlarımızın delege seçimi var. Hayırlı uğurlu olur inşallah partimize. Ülkenin bu kötü günlerinde Milliyetçi Hareket Partisi var olduğunun, ülkeyi düzeye çıkarmanın uğraşı içerisinde delege seçimlerini yapıyor. Bu bir düğün olarak algıladık. Düğün şeklinde hayırlı uğurlu olur. Vatanımıza, milletimize, partimize, Balıkesir'imize hayırlı olur inşallah. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bugün bir etkinlik düzenledi. 4688 sayılı yasanın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapıldı. KESK'e bağlı sendikacılar daha sonra topluca milletvekillerine faks çekti.
Keskin, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen 4688 sayılı yasaya karşı düzenlediği basın açıklamasını dönem sözcüsü Ekber Gün okudu. Gün, anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına 7 Mayıs 2004 yılı ve 5170 sayılı yasayla usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla kanunların aynı konularda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşmalar esas alınır cümlesi ilave edilmiştir. Yapılan değişiklik gereği 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları yasasının uluslararası sözleşmelere aykırı hükümleri yerine Türkiye'nin onayladığı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin hükümlerin uygulanması anayasal zorunluluktur dedi. Söz yetki karar çalışanlara, söz yetki karar çalışanlara. Buradan öncelikle plan ve bütçe komisyonu üyesi olan milletvekilleriyle sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyonu üyesi olan milletvekillerine sesleniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen kanun tasarısının sendikal hak ve özgürlükler açısından geçerli evrensel normlar ile altına ülkemizin imzasının bulunduğu uluslararası antlaşma ve sözleşmeler temel alınarak değerlendirilmesini istiyoruz. Bütünlüklü olarak sendikal haklara ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde hazırlanan toplu sözleşme ve grev hakkımızın yasal teminat altına alan yeni bir yasa talep ediyoruz. Tüm Türkiye'de ortaklaşa yapılan basın açıklamasının ardından Postane'den Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, ilimiz milletvekillerine, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olan milletvekillerine keskin yasaya ilişkin talep ve görüşlerini ifade eden fakslar gönderildi. Sayın seyirciler, Ziraat Mühendisleri Odası bugün bir etkinlik düzenledi. Tarımsal öğrenimin başlamasının 166. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Bu amaçla Balıkesir Ziraat Mühendisleri Odası Başkan ve üyeleri Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunun ardından Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Ali İhsan Küçük, Atatürk Anıtı'ndaki törene katılanlara bir konuşma yaptı. Ziraat Mektebi Alisi adıyla başlayan tarımsal öğretimin bu yıl 166. yılını kutlamaktayız. Ziraat Mektebi Alisi 20 Haziran 1927 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1928 yılı ise Türk tarımının rönesansıdır. Tarım kültürünü yaymak, yeni tarım tekniklerini köylü ve çiftçinin ayağına götürmek ve ülke gençliğine gerekli tarımsal bilgileri verebilmek amacıyla daha önce açılmış olan tüm tarım okulları bu yıl içinde geçici olarak kapatılır. Ülkemizde çay bitkisini getiren Zihni Derin Halkalı Ziraat Okulu'ndan mezun olmuştur. Bu okullarda modern ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle bilinçli ve bilgili çiftçi yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 16 Haziran 1933'te Atatürk'ün emriyle Ankara Ziraat Yüksek Enstitüsü açılır. Bu enstitü kuruluşu ve akademik faaliyetiyle artık eksiksiz tarım üniversitesidir. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar.